Bir önceki videoda radyoaktif bozulmaya uğrayan değişik türlerdeki izotopları incelemiştik. Bazıları bir başka atoma dönüşüyor ya da farklı parçacıkları serbest bırakıyordu. Kendimize sormamız gereken en önemli soru bir atomun ya da çekirdeğin tam olarak ne zaman bozulmaya uğradı? Varsayalım ki burada birçok atom var. Hepsinin başka bir atoma dönüşeceğini düşünelim. Bu durumda Proton sayısı değişeceğine göre atom numarasının değişeceğini söyleyebiliriz. Belki burada söz konusu olan beta bozunmasıdır. Yani nötronlar bozunarak elektron saçıyor ve protona dönüşüyorlardır. Ya da söz konusu olan protonların nötrona dönüştüğü pozitron bozunmasıdır. Ama burada üzerinde durmak istediğimiz asıl konu bu değil. Birçok atom olduğunu varsaymıştık. Aslında herhangi bir elementten çok az bir miktar olduğunda bile o elemente ait çok fazla atoma sahip olacağımız bir gerçek. Mol sayısı hakkında konuştuğumuzu hatırlıyor olmalısınız. 12 gram karbon, karbon 12, 1 mol karbon, karbon 12'ye eşitti. Peki 1 mol karbon 12'yi nasıl açıklayabiliriz? Bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon 12 atomuna eşit. Bu çok büyük bir sayı. Yani hayal edebileceğimizden çok daha fazlası. Sadece 12 gram gibi küçük bir miktarla elde edebildiğimiz büyük bir sayı. Örneğin yemek yaparken kullandığımız bir malzemeyi bir yemek kaşığı kadar koysak zaten aşağı yukarı 10 gram ediyor. Yani 12 gram aslında çok çok küçük bir kütle. Ayrıca yeryüzünde ya da başka bir yerde kütle değişmez. Bunu da unutmayalım. Neyse. Kısacası bu miktar hiçbir yerde çok büyük olmayacaktır demek istiyorum. O zaman artık videonun başında kendimize sorduğumuz soruya dönelim. Bu arkadaşların radyoaktif bozulmaya uğrayıp uğramadıklarını nasıl bileceğiz? Karbon 12'den bahsetmek zorunda değiliz. Karbon 14 de olabilir. Önemli olan bozulmaya uğrayıp uğramadıklarını bilmek. Gerçekçi olmak gerekiyorsa bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Hepsinin bu bozulmaya uğrama olasılığı var. Herhangi bir anda herhangi bir elementin ya da izotopun bozunma olasılığı var. Örneğin buradaki atom hemen bu saniye bozunmaya başlayabilir. Hiçbir şey olmadan çok çok uzun bir zaman geçtikten sonra da bir anda buradaki iki atom bozulabilir. Bu da demek oluyor ki kimyada diğer her şey gibi bu da olasılıklara bağlı. Aslında çekirdeğin içinde neler olduğunu bilebilseydik olasılıklara daha çok hakim olabilirdik. Ama maalesef çekirdeğin içinde olup bitenlerden pek bir haberimiz yok. Bu yüzden de biz onlara bir olasılık gözüyle bakıyoruz. Bu durumda soracağımız soru şu olabilir. O zaman herhangi bir molekülün herhangi bir andaki tepkimeye girme olasılığı nedir? Ama bizim bu gibi konularda alışık olduğumuz şeyler daha büyük miktarlar. Yani daha çok sayıda atom. Bu nedenle şimdiki soruyu yanıtlamak için bazı terimler kullanmamız gerekebilir. Bunlardan bir tanesi de yarı ömür. Hemen şu kısmı silelim yarı ömrün tanımına bakacağız ama önce şu tepkimeye bakalım. Bu gördüğünüz karbon 14 için bir bozunma tepkimesi. Bozunma sonucunda dönüştüğü şey de azot 14. Burada kısa bir hatırlatma da yapalım. 6 protondan 7 protona çıkıyoruz, kütle değişmiyor. Sadece bir nötronun bir protona dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu arada bir tane de elektronun açığa çıktığını, hatta bunun beta parçacı olarak adlandırıldığını da ekleyelim. Bunu buraya eksi bir yük olarak da yazabiliriz. Neredeyse yüksüz. Neredeyse diyorum çünkü aslında tabii ki bir kütlesi var ama sıfır denecek kadar küçük. Evet, gördüğümüz şey bir beta bozunması. Şimdi yarı ömre dönelim. Şu şekilde örneklendirebiliriz. Varsayalım ki elimizde 10 gram karbon var. Karbon 14'ün yarı ömrü ne kadardı? Karbon 14, karbonun bir izotopu. Dolayısıyla karbon 12 ve karbon 14 aslında Aynı elementin izotopları. Atom numarası bu durumda belirleyici oluyor. Karbon 12'nin de karbon 14'ünde 6 protonu var ama nötron sayıları farklı. Demek ki aynı elementin farklı sayıda nötrona sahip olan hallerine izotop deniyor. Karbon 14'ün 10 gramı ile başladığımızı varsayıyoruz. Yarı ömrün 5740 yıl olduğunu düşünelim. Eğer karbon 14'ün 10 gramıyla başladığımızı düşünürsek, 5740 yıl sonra bu miktarın yarısının beta bozulmasıyla azota dönüşeceğini düşünebiliriz. Azotu pembeyle gösterelim. Genelde böyle bir şekilde gösterilir. Fakat bu miktar, yani başlangıçtaki miktarın yarısı azota dönüşeceğini nereden biliyor? Ya da kalan miktar nasıl karbon olarak kalması gerektiğini biliyor? Bu sorunun cevabının da bilmiyorlar olduğunu kabul etmeliyiz. Bu yüzden aslında bu şekilde çizmememiz gerekiyor. Buradakinin başlangıçtaki karbon miktarı olduğunu varsayalım. Burada olan geçen 5740 yıl boyunca buradaki karbon atomlarının rastgele noktalarda azota dönüştü ve 5740 yıl sonra bu karbon atomlarından bazılarının azot atomlarına dönüşme ihtimali %50. Demek ki 5740 yıl sonra yani karbon 14'ün yarı ömrü kadar sonra Buradaki atomların yarısının azota dönüşme ihtimali %50. Yarı ömür sonunda buradaki karbona baktığınızda yarısının azot olduğunu görmeniz gerekiyor. Şurayı hiç düşünmeyelim. 10 gram karbon 14 ile başlamıştık. 10 gram C14. Yarı ömür sonra elimizdeki miktar 5 gram olmalı. Artık 5 gram C14 var diyebiliriz. Yine aynı şekilde 5 gram azot 14 olacak. Mantıklı. Bir yarı ömür daha geçse ne olur? Karbon 14 için 5740 yıldan bahsediyoruz. Tabii ki radyoaktif olan her elementin yarı ömrü farklı. Ama bizim burada bahsettiğimiz element karbon 14. 5740 yıl sonunda buradaki atomlardan herhangi birine baksak %50 olasılıkla bozulduğunu görürüz. O zaman bir yarı ömür daha sonra yani 5740 yıl daha sonra ne olur? Şurayı kopyala yapıştır yapalım. Evet, bir yarı ömür daha geçerse ne olur? En son 5 gram kalmıştı. Buradaki 5 gram karbon 14'ün her bir atomunun yarı ömrü ne kadarsa o kadarlık süre içinde yani 5740 yıl içinde yine %50 bozulma şansı var. Yine aynı kurallar çerçevesinde yarısının azota dönüşmesi gerekiyor. İşte şu şekilde azota dönüşen atomları gösterebiliriz. 5 gramın yarısı kadar olduğuna göre geriye 2,5 gram kalacak. Peki kaç gram azot 14'ten bahsediyoruz? 2,5 gramın daha azota dönüştüğünü söyledik. Demek ki toplamda 7,5 gram azot 14 olmuş olmalı. Her bir yarı ömür sonrasında başladığımız miktarın yarısının elimizde kalacağını düşünerek bunu bu şekilde devam ettirebiliriz. Her zaman için sonsuz küçüklükte bir karbon kalacağını söyleyebiliriz. Bu noktada sıradaki soru sizin için geliyor. Varsayalım ki elimde tek bir karbon atomu var. Karbon 14 atomu olsun. Şöyle çekirdeğini çizelim. 6 protonu var. 1 2 3 4 5 6. 8 tane de nötronu var ve tabii 6 elektron. 1 2 3 4 5 6. 1 saniye sonra ne olur? Bana sorarsanız bilmiyorum büyük olasılıkla hala karbon olurdu. Ama azot 14'e dönüşmüş olma ihtimali de var. Peki bir saniye değil de bir milyar yıl sonra ne olurdu? Bu durumda da büyük olasılıkla azot 14 olduğunu söyleyebilirim. Ama %100 emin olamam. Belki de bu ultra kararlı bir çekirdek olup bütün kuralları hiçe sayarak karbon 14 olarak kalmış olabilir demek istediğim bir yarı ömür sonra bir atoma baktığınızda yani 5740 yıl sonra onun azota dönüşüp dönüşmediğini bilme şansınız yok. Tek bildiğiniz şey bu atomun %50 ihtimalle azota dönüşebilecek olması. Eğer daha büyük miktarlarda atomlardan bahsediyorsanız, örneğin Avogadro sayısı kadar ya da belki çok daha fazla bu atomların her birinin %50 ihtimalle dönüşeceğini bildiğinize göre yarısının dönüşmüş olduğunu söyleyebilirsiniz. Hangilerinin olduğunu söyleyemezsiniz ama yarısının olduğunu söyleyebilirsiniz. Küçük bir örnek yapalım. Varsayalım ki X elementinden 80 gramımız var. Yarı ömrü de 2 yıl olsun. Bir zaman makinesine girdiğimizi ve çıktığımızda bu elementten elimizde sadece 10 gram kaldığını görüyoruz. Bu seferki sorumuz aradan kaç yıl geçmiş oldu? X'ten 10 gram kalmış yani bir kısmı bozulmuş. Peki aradan kaç yıl geçmiş olmalı? Biraz düşünelim. Başlangıçta yani zaman eşittir sıfırda 80 gramımız var. 2 yıl sonra ne kadar kalmış olur? 40 değil mi? T 2'ye eşit. 2 sene daha geçtiğini düşünelim. 20 gram kalır. Burada da T 4'e eşit. 2 yıl daha geçtiğini varsayarsak elimizde sadece 10 gram kalır. Bu da aradığımız nokta. T ise bu noktada 6'ya eşit. Demek ki başlangıç miktarını ve yarı ömrünü bildiğimiz bir bileşiğin kalan miktarına bakarak geçen zamanı hesaplayabiliriz. Burada bir zaman makinesine bindiğimizi düşündük. Ama örneğimiz gereği makine çalışmadığı için süreyi kendimiz hesapladık. Burada elimizde kalan miktar 10 gramdı. O zaman 1, 2, 3 yarı ömrün geçtiğini biliyoruz. Hatta şu şekilde de düşünebiliriz. Bileşiğin 1 bölü 2 üzeri 3 kadarı kalmış olmalı. Her bir yarı ömürde elementin yarısı bozulduğuna göre 3 yarı ömür sonra başlangıç miktarının 1 bölü 8 kadarı kalmış olmalı. 80 gramın 1 bölü 8'inden bahsediyoruz. Bu tabii ki tam yarı ömür noktalarında olduğumuzda geçerli. Ama mesela 2 yıl sonra değil de 57,2 gün sonra neler olduğunu da hesaplayabiliriz. Merak ettiyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.